Evet değerli arkadaşlar, Erzurum savunması çok önemli olan tarihi Aziziye ve Mecidiye tabelalarını içinde bulunduran tarihi Nene Hatun Parkı'nı ziyarete geldik. Evet, burası geniş bir askeri alan olduğu için askeri araçlar da sergileniyor. Şu yoldan ilerleyip gittiğimiz zaman aşağıda Mecidiye tabiyası, şu tepenin arkasında da Aziziye tabiyaları var. O tabiyadan görüntüleri sizlerle paylaşacağız inşallah. Evet, burası da 1877-78 Osmanlı Savaşı'nda, Osmanlı-Rus Savaşı'nda çok önemli bir savunma örneği gösterilen bir yer. Çanakkale savaşları cepheleri kadar olmasa da çok önemli yeri var tarihimizde. Ruslar bu tabyalardan ileriye geçememiş, geri dönmek zorunda kalmışlar. Evet, Milli Park girişinden hoşça kalın. Evet değerli arkadaşlar, Nene Hatun Tarihi Milli Parkı alanı içerisinde Mecidiye ve Aziziye tabyaları bulunuyor. Şu anda biz Mecidiye tabyasına girdik. Bu tabyalar Erzurum şehrinin doğusundaki 2042 metre rakımı Top Dağı kuzey ucunda bulunan, bu tabya Top Dağı üzerine inşa edilen ilk tabyadır. Yani şöyle bölgeden göstereyim. Yani burası Top Dağı. Top Dağı üzerine inşa edilen ilk tabya bu Mecidiye tabyası. Tabya topçuluk alanında o zamana kadar görülen gelişmeler göz önüne alınarak Sultan Abdülmecid zamanında 1852-1855 yılları arasında devrin Erzurum valisi ve kumandanı Zarif Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mecidiye tabyasının mimari ve estetik endişeden ziyade askeri maksatlarla yapılmış olması, bu tabyanın planının şekillendirilmesine önemli bir faktör olmuştur. Tabya geniş bir avlunun doğusunda yay şeklinde bir plan üzerine kurulmuştur. Şimdi tabyanın içine girdiğimiz zaman çok daha iyi göreceksiniz bu yay şeklinde demesini. Uçtan bakınca koridorların diğer ucu gözükmüyor. Tabya geniş bir avlunun doğusunda yay şeklinde bir plan üzerine kurulmuştur. Yan yana koğuş odalarından meydana gelmektedir. Tabyanın batısında geniş bir avlu vardır. Su ihtiyacını karşılayan sarnıç ve su kuyuları da dış avluda bulunmaktadır. Mecidiye tabyası tamamen iyi cins küfeki taşından yapılmıştır ve dıştan düz toprak damla kapatılmıştır. Mecidiye tabyası mevcut en eski tabya olması sebebiyle daha sonra yapılan tabyalarda görülen karargah, pusu ve topçu odaları gibi yeniliklerden mahrum bulunmaktadır. Bazı kaynaklarda bu tabyadan Top Dağı istikamı olarak da bahsedilmektedir. Bu tabya Erzurum şehrine hakim bir tepede kurulmuş, ileri bir karakol ve kışla hüviyeti arz etmektedir. Gazi Ahmet Muhtar Paşa 9 Kasım 1977 sabahı Firdevsoğlu kışlasından Mecidiye tabyasına gelerek savaşı buradan idare etmiştir. Mecidiye tabyası Erzurum savunmasında önemli bir destek noktası, stratejik bir konumdaydı. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Erzurum şehrinin düşmesini bu tabya önlemiştir. Evet, tabyanın doğusunda hemen bu küfeki taşından yapılmış kışla binası var. Evet değerli arkadaşlar, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda çok önemli yeri olan Aziziye tabyasına geldik. Aziziye tabyası da aynı Mecidiye tabyası gibi Nene Hatun Milli Parkı içerisinde yer alıyor. Mecidiye tabyası kuzey, bu dağın kuzey tarafında. Aziziye tabyası da dağın güney tarafında diyebiliriz.
Şu anda Azizye Tabyası 3 bölümden oluşuyor. 1. bölümdeyiz. Bir Erzurum'da doğudan gelebilecek olası Osmanlı, Rus, hatta İran saldırı ve tehlikesine karşı 1867-1872 yılları arasında Sultan Abdülaziz'in emriyle yaptırılmıştır. Bütün Erzurum'un ve istihkamlarının kilidi sayılan toprağı denilen bu tepede yapı bir hilal oluşturacak biçimde 3 ayrı tabyadan müteşekkildir. Bu 3 tabya birbirine bir siperle bağlanmıştır. 3 tabya aradan siperlerle bağlanmış. Azizye 1 tabyasının orijinal planına göre girişteki ve güneybatı bölümü ayaktadır. Girişteki bölüm burası, şimdi hemen çıkacağız. Yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki bu kısmın 2 katlı olduğu anlaşılmaktadır. Cephesi doğu, kışlalara da batı yönündedir. Kullanıldığı dönemde 8 büyük koğuş ile geniş 3-4 sofası, subay odaları, mutfak ve ambarla 4 su kuyusu vardır. Tarihini bilmediğimiz bir zamanda yangın geçirmiş olan tabyanın dış duvarları düzgün kesilmiş bazalt taşlarla yapılmıştır. İç duvarları da bazalt olup duvarların üst kısmı ve sivri kemerli beşik donozlar tuğladan yapılmıştır. Kan izlerinin hala taşlarında olduğuna inanılan tabya büyük bir kahramanlık göstergesidir ve Nene Hatun gibi bir Osmanlı kadınının büyük cesaretini akıllara getirir. Şu anda Erzurum'da Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'nda Azizye Tabyası'nın 3. kısmındayım. 1869-73 yılları arasında Fosfor Mustafa Paşa'nın projesi üzerine inşa edilmiş, Pasinler Ovası'ndan başlayan Vank Deresi'ne bağlanan gedikleri kapatmak için yapılmıştır. Tabya bir asil tabya ile onun güneybatı tarafında yer alan ve 2. Azizye Tabyası ile yer altından irtibatı sağlayan bir merdiven ve bunun hemen yanında bulunan bir siper duvarlarından meydana gelmektedir. Tabyanın bugün yalnızca batı duvarının tamamı, kuzeybatı ve güneybatı kenarlarının 12 metrelik bir kısmı dışarıdan görülmekte. Diğer yerler kalın bir toprak tabakasıyla kapatılmış bulunmaktadır. Bu sebeple tabya adeta yere gömülmüş vaziyettedir. Tabyanın ortasındaki avluda biri kuzeyde, diğeri güneyde olmak üzere 2 tane kar, su kuyusu, sarnıç yer almaktadır. Bu tabyanın kapısının üst tarafında bir kitaba yeri bulunmaktaysa da kitaba günümüzde mevcut değildir. Muhtemelen bu kitabe Rus işgali sırasında tahrip edilmiş veya götürülmüştür. Tabya 8 Kasım 1877 tarihindeki baskın sırasında kısa bir süre için Rusların eline geçmiş, ancak daha sonra Mecidiye Tabyası'ndaki Türk birliklerinin ve Erzurum halkının müdahalesiyle birkaç saat süren işgalden kurtulmuştur.